Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni bir oyun incelememizde daha beraberiz. Bu seferki oyunumuzun adı Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed'in bu zamana kadar birçok oyunu piyasaya çıktı. Bu da çıkan en son oyunu. Ben Assassin's Creed'in bütün oyunlarını arkadaşlar oynamadım. Fakat oynayıp da beğendiğim Origins'ten önce 2 adet oyunu var. Onlardan bir tanesi Unity, diğeri de Black Flag. Unity, Fransız devrimi döneminde geçiyordu. Ben de o dönemi sevdiğim için, o dönemin tarihi yapılarını gerçekten sevdiğim için o dönemin içerisinde bulunmak, o tarihi yapıların arasında koşuşturmak gerçekten çok hoşuma gitmişti. Black Flag'de böyle gemilerde savaşıyorduk. Bir korsan havası vardı oyunda, korsanlar falan filan. Gerçekten bu iki oyunu severek oynamıştım Assassin's Creed'in. Origins de gerçekten çok farklı bir konsept arkadaşlar. Tamamıyla böyle eski Mısır uygarlığı döneminde oynuyoruz oyunumuzu. Gerçekten yapımcılar çok farklı bir konsepte oyunumuzu oturtmuşlar. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden oyunumuzun kısa incelemesine geçelim. Oyunumuzu ben başlattım. Şu anda Escape'e bastım. Burada menü kısmımız. Tekrar Escape'e basarak oyunumuza dönüyorum. Şu anda oyunumuz başladı. Şu anda karakterimizi görüyorsunuz. Oyunumuzda gece ve gündüz olayı mevcut. O da güzel düşünülmüş. Bazı görevler gece oluyor zaten. Gördüğünüz üzere grafikler de yine muhteşem. Ve o dönemin yapılarını çok güzel oyuna yapımcılar aktarmış. Karakterimizin kostümü değişebiliyor arkadaşlar. Assassin's Creed serilerinden biliyoruz. Yeni kostümler elde ettikçe bunları bünyenize katıp zaman içerisinde sıkıldıkça değiştirebiliyorsunuz. Bu oyunda çok önemli bir yardımcımız var. Bir kuşumuz var. Bir şahinimiz herhalde ya da kartal. Tam cinsini bilmiyorum. V tuşuna klavyeden basarak, bu arada belirteyim, klavye mouse kombinasyonu kullanıyorum. Gamepad ile de oynayabilirsiniz ama şu anda gamepad'imi bulamadığım için klavye mouse kombinasyonunu kullanmak zorunda kaldım. Klavyenin V tuşuyla beraber kuşumuzu hemen uçuruyor sevgili arkadaşlar ve bulunduğunuz noktaya gerçek bir kuş bakışıyla bakabiliyorsunuz. Hemen şöyle yükselelim arkadaşlar. Bir nevi kuşumuz bizim drone'umuz. Modern drone görevi görüyor şu anda. Bakın bayağı yükseldim. Gördüğünüz gibi etrafta ticaret gemileri var. Ve üzerinde taşıdığı materyalleri de görebiliyoruz. Bazıları demir, bazıları tahta. Bazıları farklı bir materyal taşıyor. Burada da yuvarlak içerisinde bulunan diğer materyalleri görüyoruz. Bunlar da hayvan derileri ve çeşitli hayvan derileri bunlar. Bunları da üzerimizdeki bazı silahları ve diğer eşyaları upgrade etmek için kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi isterseniz menümüze girelim. Menümüz çok detaylı değil ama çok sade ve güzel yapılmış. Ben menüden de size bahsedeceğim. Neler içerdiğinden bahsedeceğim. Kuşumuzun çeşitli görevleri var. Geliştirme bölümünde kuşumuzla ilgili kullandığımız çeşitli özellikleri upgrade de edebiliyoruz. Ama gördüğünüz üzere müthiş bir arazi ve bitki örtüsü de gerçekten o dönemin bitki örtüsünü yansıtıyor. Mısır döneminde geçiyor. Bakın şu karşıda piramitleri görüyoruz. Mısır uygarlığı döneminde geçtiğini söylemiştim. Ve genellikle de çöl kumlarıyla etraf kaplı. Bazı vahalar var. Burası gelişmiş bir merkez. Çünkü anladığım kadarıyla okyanusa ya da denize kıyısı olan bir yerleşim bölümü. Dağ içerilerde çölleşmiş merkezlerde de görevlerimiz olacaktır. Şimdi hemen ben V tuşuna basarak karakterimize geri dönüyorum. Ve buradan Tab tuşuna basarak menümüze geliyorum. Şimdi arkadaşlar en başta hedeflerimiz diye bir bölüm var. Burada hedeflerimizi öldürdüğümüz, yok ettiğimiz zaman kırmızıya dönüyor. Yavaş yavaş bunları buradan takip edebilirsiniz. Hemen yanında harita bölümümüz var. Bakın şu üçgen, mavi üçgen biziz. Şu anda bulunduğumuz yerleşim bölgesini görüyoruz. Hafif böyle 3 boyutlu havası var haritamızın. Fakat şimdi zoom'u geri alacağım ve size bir şeyler göstermek istiyorum. Bakın şu anda buradayız. Etrafımız ne kadar genişti değil mi? Kuş bakışı olarak da baktık. Ama bakın açılmayan yerleri görüyor musunuz sevgili arkadaşlar? Bakın şöyle gezdireyim sizi biraz.
ne kadar fazla gidilip görülecek yer olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Ben 9 level'a kadar oynayabildim. Yani karakterimi 9 level'a kadar geliştirebildim. 30-40 50 level'a kadar çıkacaktır büyük bir ihtimal karakter geliştirmesi. Dediğim gibi merak ettiğim bölgeler var. Bakın içeride çöller var. Siyah çöl, beyaz çöl gibi farklı farklı mekanlar bulunuyor. Buralarda da gerçekten herhalde heyecanlı görevler bizleri bekliyor olacak. Hemen yanında görev listemiz var tabii ki doğal olarak. Buradan maceralarımızı buradan takip edebiliriz. Ve bakın böyle görev listemizi değiştirebiliyoruz. İşaretleyip diğer görevi aktif hale getirebilirsiniz. Buradan alacağınız ödül puanlarınızı görüyorsunuz vesaire vesaire. Hemen yanında alet edevat kısmı. Yani üzerimizdeki her şeyi buradan takip edebiliriz. Bakın arkadaşlar. Burada crafting diyor. Yani şunları geliştirmesini yapabiliyoruz ve geliştirmesini yaparken de ihtiyaç duyduğumuz materyallerin listesini hemen üzerinden görebilirsiniz. Burada yine silahlarımızın listesi var. Arzu ettiğiniz silahı buradan değiştirebilirsiniz. Hemen bu tarafta yine yay kullanıyoruz. Çeşitli yaylar var. Savaşçı yayı, avcı yayı, predator yayı gibi. Onları da buradan değiştirebiliriz. Burada kullandığımız binek hayvanımız var sevgili arkadaşlar. Bakın şu anda bünyemizde 4 tane binek hayvanımız var. Bunların istediğin herhangi birini seçerek, istediğimiz herhangi birini seçerek kullanabiliriz. Canım sıkıldıkça bunları da buradan değiştirebiliyoruz. Onun yanında kostümlerimiz var. Şu anda üzerimizde olan kostümümüz büyük bir ihtimal şu. Zaten ekipman şu anda üzerimizdeki ekipman olarak işaretlenmiş. Ama arzu edersek şu gördüğünüz diğer ekipmanlarımızı da giyebiliyoruz. Hemen yanında burada başka neyimiz var bir bakalım. Burada işte özellikleri var. Onları söylemedim zaten anlamışsınızdır. İşte kullandığımız burada kalkanımız var vesaire vesaire. Burada kullandığımız silahlarımızın çeşitli özelliklerini de üzerinden takip edebiliriz. Bakalım şurada farklı bir silah. Mesela zehirleme özelliği varmış. Şunu alalım. Bakın hemen şurada karakterimizin üzerine yerleşti. Burada ability kısmında geliştirmeler var. Ben 9 bölüm geçmiştim. 9 tane puanı buraya dağıttım arkadaşlar. 2 puanım daha var. Olsun şu anda biriksin. Onları da arzu ederseniz oyunda ilerleyişinizi kolaylaştıracak bir özelliğe vererek bu geliştirmeleri yapabilirsiniz. İşte savaşçı, avcı gibi birçok geliştirme kısmı açılmış. Gerçekten güzel özellikler var sevgili arkadaşlar. Yani herhalde burada master savaşçı oluyoruz. Birçok hareketi ve özelliği rahatça yapabiliyoruz. Burada da işte avcılığın en son aşaması artık. Evet, bu kısmı da geçtikten sonra inventory kısmında da üzerimizde bulunan bütün malzemelerin listesini görebiliyoruz. Store kısmında da zaten oyunumuzla ilgili çeşitli geliştirmeler var. Çeşitli kostümler falan filan parayla satın aldığınız kısım. Şimdi arkadaşlar menümüz sade ve gayet işlevsel. Dediğim gibi çok detaylı değil. Çok güzel hazırlanmış. Şimdi oyunumuza dönelim. Oyunumuzda gece ve gündüz olayı var dedik. Gece ve gündüz olayını ya böyle doğal olarak bekleyerek geçirebiliyorsunuz ya da şurada hemen göstereyim. Ability kısmında bakın şurada bir Dawn and Dusk kısmında bir geliştirme var. Bunu açarsanız herhangi bir yerde karakterinize meditasyon yaptırarak gece ve gündüz olmasını sağlayabilirsiniz. Bu özelliği oyunun başında açtırmanızı tavsiye ederim. Mesela şu an M tuşuna basayım ben. Bakın hemen gece oldu. Gördüğünüz gibi. Ve gece olacak görevleri bir daha gece olmasını beklemek zorunda kalmadan böyle hızlıca geceye döndürerek oyunu oynayabilirsiniz. Bunu da böyle gösterdikten sonra tekrar ben tabii ki gündüze dönmek istiyorum.
Oyundaki gizlenme özellikleri güzel. Ve benim ilk defa Witcher serisinde tanıklık ettiğim böyle ıslıkla bir binek hayvanı çağırma özelliği Assassin's Creed Origins'te de bulunuyor. Şöyle hemen onu da göstereyim size. Mesela şuradayız. Hemen Q tuşuna basılı tutarak hayvanımızı yanımıza çağırabiliyoruz gördüğünüz gibi. Hemen E tuşuna basarak da üzerine oturarak yerleşebiliyoruz. Şöyle biraz etrafta gezelim, siz de görmüş olun. Karakter animasyonları gayet başarılı. Çevre modellemeler gayet başarılı. Grafikler gerçekten çok çok güzel hazırlanmış. Tekstürler çok net ve gerçekçi duruyor. Işık efekti de gerçekten volümetrik ve kaliteli bir görüntü havasını bize veriyor. Evet, bağıranlar, çağıranlar, at sürmemizden memnun olmayanlar olabilir. Bu da normaldir. Ama ben gerçekten deve binmeyi daha çok seviyorum. Mesela deveye binelim. Şöyle iniyorum oyundan, atımızdan. Hemen tap tuşuyla gear kısmına geliyorum. Hayvan bölümümüzden şöyle bir hayvan seçerek tekrar geri geliyorum. Şimdi Q tuşuna basılı tutalım. Evet, devimiz geldi. Gerçekten güzel tasarlanmış. Üzerindeki objeler hoş duruyor. Çok farklı bir tasarım. Evet, şu anda sarı daire görev bölgemiz diyelim. Oraya doğru gidiyorum zaten. Güzel animasyonlar var. Dövüş animasyonları var. Gizlenme olayı güzel demiştim. Gizli hareket etmek bu oyunda daha çok hoşuma gitti. Diğer Assassin's Creed oyunlarında gizlilik temalarını çok sevmemiştim. İyi yapılmadığını düşünüyordum ama bu oyunda daha çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet, burası düşman bölgesi gördüğünüz gibi. Buraya temkinli gideceğiz. Daha doğrusu burayı oynamak istemiyorum. Bu bir kısa incelimi. Oyunu genel itibariyle size göstermek istedim. Hemen Şahinimize bağlanalım ve görev bölgemizi işaretlemeye çalışalım. Bakalım neresiymiş. Şöyle biraz yükselelim. Evet. Şu anda suikast düzenleyeceğimiz şahsiyeti tespit ettik sevgili arkadaşlar. Ben de şu yukarıdayım. Burada diğer askerleri de tespit edebilirsiniz. İçeride kaç tane asker olduğunu da belirleyebilirsiniz. Böyle havadayken sağ mouse tuşuna basarsanız keskin bir bakış atıyoruz ve biraz zoom yapıyoruz. Böyle daha detaylı etrafı inceleyebilirsiniz. Bakın sayılarını koyuyoruz zaten otomatik olarak. Evet, tekrar karakterime geri dönüyorum. Evet, bakın işaretlediğim askerler duvarların arkasından da görülebiliyor bu sefer. Evet ama burayı oynamayacağım dediğim gibi. Oyunumuz uzun zaman sizi bilgisayar başına rahatlıkla kilitleyebilir. Güzel zamanlar geçirteceğini düşünüyorum. Ben Origins'i almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çok farklı bir konsept. Mısır uygarlığı dönemi. Kıyafetler, hayvanlar, yerleşim merkezleri de gerçekten o dönemi yansıtıyor. Şu anda burası gelişmiş bir merkez gibi dursa da böyle çöllerin ortasında çok daha farklı ve heyecanlı görevlerin bizi beklediğini söyleyebilirim.
Piramitlere de daha gitmedim ama muhakkak gidiliyordur. Oralara da gidip görmek istiyorum. Evet, bir oyun incelememizin daha sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız memnun olurum. Bir dahaki oyun incelememizde görüşmek üzere. Herkese bol oyunlu günler, eğlenceli dakikalar diliyorum. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.